8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, teşekkür ederiz. Hocam şimdi konumuz varisler. Varislerde evet. Hemen hemen dünyadaki ve Türkiye'deki tüm kadınların evet. sorunu haline gelmiş durumda. Peki bu varislerin tedavi yöntemleri nelerdir hocam? Siz neler öneriyorsunuz? Tabii şöyle anlatayım. Şimdi eskiden klasik ameliyat yöntemi vardı. Klasik varis ameliyatı yapılırdı. Yani kasıktan kesilir, gene ayak bileğinden kesilir, bu damar çıkartılırdı. Varisin tedavisi zaten hasta olan bu damarı çıkarmak. Yani burada iki tane sistem var. Yüzeyel sistem ve derin toplar damar sistemi var. Genellikle varis hastalarının %90'ı yüzeyel toplar damar sistemi hastadır. Yani bu damar hasta olduğunda artık görevini yerine getiremez. Toplar damarın görevi kanı bacaktan kalbe götürmekken artık çalışamaz ve kan bacağınızda göllenir. Bunun tedavisi bu damarı yok etmek. Çünkü artık o damar sizin bacağınıza yük olmuş durumda ve dolaşımını bozuyor. Şimdi günümüzde klasik ameliyattan ziyade bazı yeni yöntemler mevcut. Minimal invaziv, yani iğne deliğinden yapılan bazı girişimlerle varisi çözebiliyoruz, yok edebiliyoruz, iç varisi. Bunların en başında lazer, radyo frekans, damar yapıştırma ya da ultrason eşliğinde köpük tedavisini sıralayabiliriz. Örneğin gene hepsi çok hızlı, çok etkili yöntemler. Başarı oranları hepsinin oldukça yüksek. Klasik ameliyata göre kıyasladığımızda bunların aslında avantajı ultrasonla biz artık bozukluğu, yani kaçağı gördüğümüz damarı yok edebiliyoruz. Klasik ameliyatta ultrason kullanılmazdı. Sadece cerrah hasta damarı bilir, radyoloji raporuna göre hareket eder, o damarı yok ederdi, ortadan kaldırırdı. Günümüzde artık modern varis tedavisinde bu hasta damarı ultrason eşliğinde iğne deliğinden ablasyon, yani yok etme temeline kurulu. Çok daha ağrısız, acısız, daha konforlu bir uygulama. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki ameliyatsız varis tedavisi yapmak mümkün müdür? Tabii mümkündür. Yani şöyle, bir kere artık hastalar varis tedavisi için ameliyathaneye girmek zorunda değil. Günümüzde en az ameliyat kadar başarılı yöntemler var. Bunların en başında damar yapıştırmadan bahsedebiliriz. Ben bu konuyu şöyle toplayayım isterseniz. Şimdi artık varis cerrahisi endovenöz cerrahi, yani damar içinden yapılan cerrahi. Bu şu demek oluyor: artık damarınıza bir görüntülemeyle, yani ultrasonla iğne deliğinden girilip bazı kateterlerle, yani bazı cihazlarla bu hasta damarı direkt bulup yok etmek mümkün bu damarın içinden. Bu tabii ki bir kere termal yöntemler ve non-termal yöntemler olarak bunu ikiye ayırıyoruz. Termal yöntemler, yani lazer ve radyo frekans için ameliyathane kullanmak gerekebiliyor. Kullanmadan da yapılabilir. Non-termal yöntemlerin başında damar yapıştırma ve ultrason eşliğinde köpük tedavisi gelir. Bunlar için artık kimse hemen hemen ameliyathane kullanmıyor. Ofis ortamında, muayenehane ortamında ya da bir işlem odasında, hastanede gene yapılabiliyor. Yapıldıktan sonra hasta hemen ayağa kalkabiliyor. Anestezi almıyor çünkü. Birinci avantajı bu. Ağrısı olmuyor, dikiş olmuyor. İşlem sırasında ufak tefek ağrı olabilir. Lokal anesteziyle, yani bölgesel anesteziyle uyuşturuyoruz. Günlük hayatına hastaneden çıkınca hemen dönebiliyor bu hastalar. Eskiye göre kıyasladığımızda hastaneye yatışı olurdu hastanın. Ameliyata girerdi, anestezi alırdı. Bir gün serviste yatmak zorunda kalırdı. Bazen kan verilirdi bu hastalara. Şimdi tabii bunlar artık biraz eski moda kaldı. Peki hocam, bu iyileşme süreci nedir? Olduk, tedavi ediyoruz, ameliyatı da olduk. Tabii, nasıl bir süreç bekliyor bizlere? Şöyle anlatayım. İyileşme süreci aslında bacağınızın yeniden yeni bir dolaşıma alışma sürecidir. Yani biz oradaki bozuk dolaşımı ortadan kaldırıyoruz ve bacağınızın tekrar sağlıklı bir toplar damar ağı yapısına kavuşmasını sağlıyoruz. Bacağınızın toplar damar basıncı düşüyor. Yani venöz hipertansiyon, yani varis aslında kaynağı, oluşma sebebini yok etmiş oluyoruz. Bu aslında biz bu işlemi yaptıktan sonra bu patoloji ortadan kaldırıyor. Yani bozuk damar ortadan kalkıyor. Biz bunu görüyoruz. Ama tabii ki bacağınızın yeni dolaşıma bir alışma süreci olacaktır. Ortalama 2-4 hafta arasında hastaların çoğunluğu şikayetlerinden kurtuluyor.
Peki işlem sonrası nelere dikkat etmek gerekir? Hastalar ne yapması gerekir? Fatih Hocam, aslında hiçbir şeye dikkat etmemesi gerekir. Ben çoğunlukla damar yapıştırma yöntemi uyguluyorum, çoğunlukla. Bazen tabii ki ultrason eşliğinde bazı kimyasallarla da yok ettiğimiz oluyor. Köpük tedavisi. Köpük tedavisi, aynen, onları da yapıyoruz ama çoğunlukla bizim yaptığımız damar yapıştırma ve bu işlemin aslında konforu, hiçbir şeye dikkat etmemek gerekiyor işlemden sonra. Hemen günlük hayatınıza dönebilirsiniz. Belki sadece bazı hastalara kilosu olan vesaire, hani o gün spor önermiyorum ama onun dışında hastalar hemen günlük hayatına, günlük rutinlerine dönebilirler. Hocam bir de şunu soracağım. Burada aslında altın standartlardan bir tanesi de Doppler, evet, ultrason. Evet, tabii, doğru. Biraz bundan bahseder misiniz? Yani tabii. Bunu tanı öncesi veya tanıda kullandığınız Doppler, evet. Bir de işlem esnasında kullandığınız Doppler uygulamalarından. Tabii, şöyle bahsedeyim Fatih Hocam. Şimdi hasta geliyor, şüpheleniyoruz. Belli başlı bazı bulgular var. İşte bacağının rengi değişmiş olabilir, damar paketleri görünüyor olabilir, ödem olabilir. Fizik muayene zaten bunları içerir. Bakıyoruz, görüyoruz, hani varis hastası olabilir. Bilirsiniz siz diyoruz. Tanıyı Doppler'le koyuyoruz. Doppler bir cihaz. Yani ultrasonun aslında başka bir varyasyonu diyebiliriz. Doppler özelliği kanın akış hızını ölçmeye yarar, kaçak olup olmadığını değerlendirmeye yarar. Renkli Doppler dediğimiz aslında bacakta kaçak var mı yok mu, hangi damar hasta, bunu görmemizi sağlıyor. Doppler'le değerlendiriyoruz. Tabii bizim pratiğimizde artık biz aynı odada, aynı mekanda yapıyoruz işlemi. Çünkü ona göre odamız hazırlanmış, steril. Ona göre alet edevatımız mevcut. Ona göre hazırlıklıyız. Aynı işlemi gene aynı cihazla Doppler eşliğinde yapabiliyoruz. Peki hocam bir de şunu soracağım. Derin venöz yetmezliği ile yüzeyel venöz yetmezliği, evet, nedir? Tabii. Bir de bu varis tiplerinden, yani telenjektezden başlayarak, evet, ileriye doğru olarak bir ayırır, tabii, mısınız, sınıflandırır mısınız? Tabii şöyle, şimdi venöz yetmezlik dediğimizde aslında venöz yetmezlik, derin yetmezlik ve aksiyal yetmezlik, yani yüzeyel yetmezlik olarak ikiye ayrılıyor. Bu aslında radyolojik bir sınıflama. Varis için bazı sınıflama sistemleri var, skorlama sistemleri var. Sadece varis hastalarını radyolojiye bakarak değerlendirmek, ona bakarak işlem yapmak yanlış olur. O yüzden skorlama sistemlerinde muhakkak şikayetler önemli. Hastanın ağrısı, yanması, kaşıntısı, gece krampları, ayağında şişlik, günlük hayatını ne kadar olumsuz etkiliyor bu hastanın, bu hastalık. Ne kadar ayakta kalabiliyor, görüntü, yarası var mı, yok mu, yarası iyileşmiş mi, ne kadar hastalığı ilerlemiş, buna yönelik bazı değerlendirmeler yaptıktan sonra Doppler'le birlikte işlem yapmak doğru oluyor. Zaten uygun olan da bu. Bu bağlamda ayrılıyor aslında varis tanısı. Yani varis klasifikasyonu, sınıflandırması tamamen radyolojiye göre değil, aynı zamanda görüntüye, anatomisine, hastanın şikayetlerine, patolojisine göre sınıflandırdığımız bir sistem var. SEAP diyoruz buna. Buna göre sınıflandırıp 1'den 6'ya kadar buna göre aslında planlar yapıyoruz. Buna göre hastaları takip ediyoruz. En başta mesela ondan bahsedeyim. Bu sınıflandırma sistemine göre en başta sadece küçük damarlar görülebilir bacakta. Bazı hafif şikayetler olabilir. Daha sonra ödem eşlik edebilir. Daha sonra ayak bileğinde renk değişikliği olabilir. Sonrasında bu cilt incelmiş olabilir ve büyük damar paketleri görülebilir bacağınızda. Daha sonrasında ise artık bu skorlama sisteminin de ağır noktasına yaklaştıkça varis yarası açılabilir ayak bileğinizde. Buna göre sınıflandırıp işlem yapıyoruz tabii ki. Takibini bazen ilaç veriyoruz. Buna göre yapılıyor. Şurada radyolojik olarak, yani aslında olayın patofizyolojisine değinmek gerekirse, derin ve yüzeyel yetmezlik ayrımı önemli. Çünkü varis hastalarının çoğunluğu, %90'ında yüzeyel yetmezlik var. Tedavi hedefimiz yüzeyel yetmezlik olan damarı ortadan kaldırmak. Ablasyon deniyor buna, yok etme. Bu damarı ortadan kaldırdığımızda zaten bu hastaların problemleri çözülüyor, düzeliyor. Bir de derin yetmezliği olan hastalar var. Yüzeyel yetmezlikle beraber ya da değil. Derin yetmezlik çok aslında şöyle bakmak gerekir bu olaya. Derin toplar damarlarınız çalışmıyor demektir. Onların kapakları çalışmıyor, kanı tutamıyor demektir. Bacaklarınızdaki kanın çok büyük bir
kısmı bu toplar damarlardan yukarı çıkar. Bu damarlar çalışmadığında sorun çok şiddetli olur, çok büyük olur. Bunun da tedavisi mevcut. Bunun için bazı yöntemler var. Bazen ilaç veriyoruz, bazen ona uygun cerrahiler yapıyoruz. Ama tabii ki bu uyguladığımız bu hasta grubu oldukça diğerinin yanında dar. Onu söyleyeyim. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan bizlerleydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdi sırada ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı doktor Seyfi Kelebeğin görüntüleri var. Hep birlikte izliyoruz.